Merhaba arkadaşlar, Harikalar Diyarı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bizim pembenin büyüme serüvenini paylaşacağız. Evet, küçücük civciv de kümesimize geldiği vakitlerde. Kardeş, o günler daha mınlık mınlık bir şeydi. Pembeliği de çok fazlaydı, tamamen pembeydi. Şimdi böyüdü, herif oldu. Koskocaman oldu. Sıfata baksanıza, kafasında küçük bir pembelik kaldı. İşte bugünden itibaren artık yetişkin bir ferik haline geldi arkadaşlar. Ferici olduğu için yakın zamanda da artık güzel bir horoz olup sürümüze eşlik edecek, cibime gelir. Aslanım benim. Arkadaşlar bugün pembemizin geldiği günden bugüne kadar büyüme serüvenini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hazırsanız başlayalım ve bakalım neler olmuş neler. Pembeye nasıl bakmışız bir görün. Bu arada bu sürecin en büyük kahramanı ise bizim Gogo. Gogo bu sürecin en iyi kahramanı arkadaşlar. Gogo olmasaydı pembe muhtemelen ölebilirdi. Gogo! Gogo'm benim, Gogo benim, Gogo. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün sizlere sürpriz bir misafirimiz var, onu göstereceğim. Harikalar Diyarı tarihinde gerçekten ilk. Bir grup tavuğunun altından böyle bir civciv çıkar mı? Mor mu mor? Güzel mi güzel, tatlı mı tatlı? Muhteşem bir hayvan. Mosmor bir civcivimiz var artık. Sürümüzü süsleyen, kümesimizi neşelendiren. Kendisi muhtemelen horoz, fabrika çıkışı bir horoz. Çünkü pazarda satılan böyle boyalı hayvanları almamanızı öneriyorum. Bizim kuzen almış getirmiş, hiç göstermeye de bilirdim ama mecbur göstereceğim ve sizlere bugün bilgiler vereceğim. Harikalar Diyarı'na ilk defa böyle bir renkli civciv geldi. Çünkü ben aslında bunun gibi durumlara çok karşıyım. Bu hayvanlara çok kötü koşullarda böyle boyuyorlar. Boyadıktan sonra da piyasaya sürüyorlar ve boyanan bütün hayvanların çoğusu da horoz arkadaşlar. Çünkü Gogo'yu da kaldırak yatırak, Gogo gelirse bütün civcivler gelir. Daha da iyi anlarsınız hem durumu. Gel Gogo. Gel Gogo bak. Bak civcivin yanında bak. Şimdi Gogo bu civcivi kabul etmiş ya arkadaşlar. Normalde birçok grup tavuğu kabul etmez. Hele de bir mor civcivse. Mor civcivi hiçbir grup tavuğu kabul etmez normalde. Ama Gogo'muz kabul etti. Çok da mutlu etti bizi arkadaşlar. Hem çok mutluyum. Çok renkli görünüyor. Çok hoş görünüyor gözüme. Yani insan bakınca bir sevesi geliyor. Çok şirin duruyor çünkü. Renkli olduğu için bu kadar şirin duruyor bu arada. Bu kadar renkli olmasa o kadar şirin göremezsiniz bunu. Kümesinizde renkli bir ortam oluşsun. En azından kümesinizde hayvanlar tek kalmasın, her türlü büyütürsünüz. Yani direkt ölür diye bir işareti yok. Eğer iyi bakarsanız bir de arkadaşları olursa bu hayvanlar daha kolay yaşarlar. Çünkü bunlar bağışıklık sistemleri güçlü. Genelde aşıları yapılmış oluyorlar. Ondan sonra da piyasaya sürülüyor. Çok güzel bir şekilde büyütebilirsiniz. Geçmiş yıllarımda görüp tecrübe ettiğim için söylüyorum sizlere. Hay kızım benim. Sen bana mı geldin oğlum ha? Sevecekmişsin, beni mi sevecekmişsin sen? Ya sen ne kadar güzelsin hele ya. Senin bu rengen kurban olur anda senin ya. Aşkım benim. Alo. Ben seni yere. Sabaha kadar izlesem çok mutlu olurum. Pembe bir civcivim var. Arkadaşlar kümesinde pembe bir civciv var. Böyle pembe civciv nasıl girdi diye sorarsanız Harikalar Diyarı'na. Kuzenim almış pazardan, bakamamış, sonra da bana getirdi. Bize getirdi bakalım diye. Biz de grup tavuğumuz Gogo'nun altına verdik. Anne tavuğumuz kabul etti civcivi ve çok da güzel bakıyor arkadaşlar. Çok da mutlu olduk. İçi de kabul etti çünkü kabul etmeseydi muhtemelen bu civciv ölebilirdi. Şimdi ise güzel güzel yemini suyunu içir. Anne tavuğu da var içeride. Birazdan gider altına da girer. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gelin şöyle bir tokalaşalım sizinle. Canınızı gırtlarım. Gogo'nun altına biliyorsunuz en son pembe bir civciv vermiştik. Kendisi büyümeye başladı. Artık beyaz tüyleri, beyaz kanat uçları çıkmaya başladı. Aslanım benim. Hele Gogo'nun tatliliğine bak sen ya. Değerli arkadaşlar bu arada bakın arada da yine Tokyo'nun yavrularından var. Yumurtalarından. Ben sizlere söz vermiştim. Bu civcivin büyüme şeklini an an sizlere paylaşacaktım. Az burada durayım, bir tane reddeder, maddeder hayvanı da kalırız. Dur, tamam koydum. Kızmışsın, oylanmışsın. Genelde horoz olursunuz ama. Şimdi arkadaşlar bakın.
pembe kanat uçlarına bakın, bakın. Görüyor musunuz? Yavaştan alttan gelen beyaz tüyler boyanmış tüyleri dışarı doğru atmaya başlıyor. Yani yakında ne demek oluyor bu? Bu pembe tüyler de bir süre sonra komple dökülüp tüy değişiminde bembeyaz olacak bu civciv. Her şey doğalıyla güzel. Tamam, çok şirin bir yapısı var. Sırf pembe olduğu için. Pembe civcivim benim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Canınızı yerim. Gelin şöyle bir tokalaşalım sizinle. Şurada taş pencereye kaldılar burada. Sen pempiş civciv misin sen? Sen pempiş civciv misin? Şöyle yapın. Pempiş civcivim benim. Hop hop, annesiyle nasıl güzel yemek yiyor. Pembe civcivimizin arkasında bir tane de keloğlanımız var. İnşallah tavuk sunulur ya. Horoza benzer ama umarım tavuk çıkar. Ne diyeyim? Evet. Arkadaşlar uzun süre dedim de 3-4 gün buralarda dolamadım. Küçük bir işim vardı, gitmiştim. Şimdi geri gelince pembe civcivimin bu denli büyüdüğünü görmek de insana bir ayrı mutluluk veriyor. Bu hayırlısı ne olacak sonumuz. Gogum sana helal olsun Gogum. Sen bu pembeyi böyle büyütmüşsün ya. Ben seni gittim Gogum. Maşallah. Gogum. Kuzum. Ne yapıyorsun kuzum? Günaydın kuzum benim. Birimiz var. E daha biz ne isteyelim? Gogo çok güzel çıkartmış. Yeni bir Tokyo, yeni bir pembe. Pembe, ya bakayım pembenin göğsündeki kıllar da artık yavaştan beyazlamaya başlamış yüzüme geliyor. Bizim pembe büyüdüğü zaman pembelikten çıkıp beyaz bir horoz olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Harikalar diyarına hoş geldiniz. Bizim pembe civcivi sizlerle paylaşmasam olmazdı. Evet, yine beyaz. Tatlılığına bak sen. Canım pembem benim. Pembe. Sen bembeyaz olmaya başladın. Göğsündeki beyazlıklar artık artmaya başlamış arkadaş. Görüyorsunuz. Arkadaki civcivler tabii pembeye göre biraz daha gelişkin. Kırma sürümüzden. Bak bak bak, düşeceksiniz. Pembe düşeceksin. Pembe geri git. Güzel bir horoz olacak. Ligorin horozu olacak anladığım kadarıyla. İnşallah da anasına da uygun huyu suyu olur arkadaşlar. Bize yakın olsun istiyorum. İnsana yakın olsun istiyorum bu hayvancağızım. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Pamuk, Cıbıl ve Gogo'nun yerini değiştireceğiz inşallah. Gelin sabah yapalım. Pembe. Pembenin bakın beyaz tüyleri falan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Pembeliğin gidir. Sana gidi pembe seni. Gel Gogo'nun yanına bırakalım. Şey ne kadar tatlı oldun pembe. Ha? Annen yanına götüreyim mi pembe seni? Gel. Canım benim. Maşallah pembe var. Tamam pembe, hadi gidiyoruz. Sizlerin sayesinde büyüttük Hüsnü Pembe'yi. Sizlerle birlikte büyüttük. Videolarımızda eşlik ettiniz, yorumlar düştünüz, bilgiler verdiniz. Destek oldunuz bana. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Burada şimdi diğer civcivlerimiz annesiz kalmış olabilir. Tek kalmış olabilirler ama bizler varız. Ve yine bunlar tek kalmayacak. Çünkü hep birlikte bunları da büyüteceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Pembe Çıplak ve Gogo'nun yanındayız. Pembe Çıplak. Çıplak tavuk arkadaşlar, pembe horoz, arkada bir tane de siyahımız var ya, bir tane daha tavuğumuz var, diğeri horoz. Yani iki tavuk ve iki horozla Gogo'muz çok güzel büyüttü yavrularını. Bırakmışsa arkadaşlar Gogo'nun da bunlarla birlikte durmasının artık bir anlamı yok. Çünkü bazı tavuklar dediğim gibi böyle bir 5-6 hafta sonra civcivlerini bırakır. Bunlar artık ferik kısmına giriyor bu civcivlerimiz. Pembe Cıbıl ve kardeşleri. Kardeşlerine isim takmadık halen de ama çok güzel kardeşleri de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Canınızı yerim. Gel Gogo. Gel kızım. Pembe gel, sana gel demedim mi? Tamam hadi. İkinci kez yine bir sürüye karıştırma vakamız. Hayırlı olsun. Yalnız. Buradaki kuşların birine pamuk diyesim var. Şuna en çok. Ama bunlar da cıbır.
Pembe, Dibble ve kardeşleri arkadaşlar. Gogo da yanında ama emin olun bugün gerçek anlamda dışarı çıkarttık. Bunları bir daha da içeri almam. Hadi, hadi, hadi. Buradan da şu brakeli çıkartayım. Gel, hindi kırması sana ha. Gerçekten hayranlıkla izledim. Gogo evlat edindi. Ölür diye düşündük. Ölmedi. Kendisi bu zamana kadar gelebildi. Horoz da olsa pembe sürümüzün ilk renkli civcivlerinden biri oldu. Hiç daha önce pazar civcivi kümesimde beslememiştim. Gogo şu an civcivlerini eşinmeyi öğretiyor arkadaşlar. Nasıl eşinilir onu gösteriyor. Göster Gogo. Biraz merhabalar değerli kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde pembemiz var. Pembeyle bir inceleme yapacağız. Ve artık pembenin son günleri. Çünkü cancağızım büyüdü. Adam oldu. Kendisinin cinsi de horoz arkadaşlar. Artık horoz olduğuna eminiz. Ama bizim pembe bu küçüklüğünden bu zamana kadar nasıl bir büyüme geçirdi, nasıl bir serüven geçirdi, bunu da bir sonraki videoların birinde göstereceğiz. Sıfırdan geldiği günden bugüne kadar canım benim nasıl büyümüş bakacağız arkadaşlar. Pazar civcivimiz pembe artık yetişkin bir horoz olma girişiminde devam ediyor. O kısmında kanadını açınca da yine pembeliği görebilirsiniz. Şu kısımlar falan halen daha dökülmeyen tüylerden pembeliği devam ediyor. Yine kez öbür tarafta da aynı arkadaşlar durum. Videomuz dediğim gibi. Ben daha çok çekeriz de. Bugünkü videomuz artık gelişimi tamamladığımız bir video. Bu pembelikler, ufak tefek kalan pembelikler de tamamen yok olacak. Çok bir şey kalmadı. Videomuzu izlediniz umarım. Umarım sevmişsinizdir. Pembenin yaşam mücadelesi bu şekildeydi. Kümesimize geldiği zaman mazlum, tek başına, yalnız başına bir civcivken Gogo'nun onu evlatlık olarak almasıyla birlikte büyüme serüveni başladı. Şimdi pembenin kardeşleri var. Hem de 3 tane. Üvey de olsa hiç sıkıntısız büyüdüler. Koskoca harikalar diyarı sürümüzde yer aldı. Ve mutlu mesut yaşıyor arkadaşlar. Hikayemiz de bu videoyla birlikte bitmiş oluyor. Pembeyi sevenler aşağı yorum düşsün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Katıl butonundan aramıza katılmayı da unutmayın. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var.